Arkadaşlar şurada köpekler bir şey tutmuş. Şimdi yatıyordum, bir anda kalktım. Onu bilmiyorum. Bayağı da uzak. Şimdi gece görüş kamerasıyla çekiyorum size. Yaklaşamıyorlar. Muhtemelen kirpi gibi bir şey mi acaba? Onu da bilmiyorum. Dişiye bakın, dişiye. Muhtemelen kirpi gibi bir şey. Şimdi oraya doğru gideceğim arkadaşlar. Ortam zifiri karanlık. Bayağı da bir uzak. Şöyle flaşı açayım. Ben bundan flaşı açacağım arkadaşlar da. Neymiş bu bakalım. Oğlum. Kızım. Ne var orada? O ne? Arkadaşlar kirpiymiş. Oğlum kirpi zararsız lan. Kirpiye bir şey yapmayın. Gelin hadi. Bir yerinize batırıyorsunuz hem ağzını. Ana orta. Arkadaşlar köpekleri gece bağlamıyorum. Hem gece görüş kameramızla çekiyoruz arkadaşlar. Böreğe bakın, böreğe. Abov, abov arkadaşlar. Ananı satayım. Böyle hadi gelin. Abi böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar ortalık sivrisinekten var ya. Bir de kusura bakmayın hani şey çıktım. Nasıl söyleyeyim. Üstüme başıma hiçbir şey almadım. Bir şortla çıktım. Ne oluyor hani acaba domuz mu geldi ne geldi diye. Hemen bir anda acele sizlere çekeyim istedim. Yalnız böyle ananı satayım. Ya, böyle bir şey bu kadar böyle bir sivri yok ya. Şuradalar bakın. Oğlum! 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 Abo! Lan bu ne lan? Domuz sandım da arkadaşlar. Ananı satayım. Neyse kızıl ötesini kapatıyorum şimdi. Arkadaşlar konteynere geldim. Dayı neredeymiş ya? Dayı niye gitmemiş bilmiyorum ama. Abi sivrisineklerin sesi duyuluyor mu bilmiyorum. Ama sırtımda yemedik bir yer bırakmadılar arkadaşlar. Vallahi billahi.
Şöyle ışığa doğru gideyim. Işık da yok, gerçeği de. Vallahi arkadaşlar, kusura bakmayın, yatıyordum. Gece saat şu an, ananı satayım, 12 saat 12'yi geçti. Abo, sese uyandım. Dedim %100 bunlar bir şey var. Hemen koşarak gittim. Neyse. Arkadaşlar odaya geçelim. Ortalık çok fena, çok. Ortalık çok fena arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vallahi zor kurtardım kendimi sivrilerden. Buradaki sivriler öyle bir sivri ki, size şöyle söyleyeyim, köpek gibi saldırıyorlar. Gerçi genel olarak sivriler öyledir muhtemelen ama bakın odaya yine bir tane girmiş. Odaya bir tane girmiş ama şimdi ilaç sıktım. Hatta iki tane, nereden geliyor bu? Bu. Şöyle görünüyor mu bu? Lan geliyor. Ben onu satarım senin ya sivrikere. Arkadaşlar simko minko da fayda etmiyor. Burada sivrilerle başımız dertte. Niye diyeceksin, ırmak kenarı arkadaşlar burası. Köyde bu kadar sivri yok. Şimdi ciddi derecede köpekleri de çok kötü yapıyor hani. O yüzden bir an önce köpeklerin yerini yapmak istiyorum. İşi hızlandırdım. Bakalım bugün arkadaşlar bizi ekti ama yarın söz verdiler, gelecekler. İnşallah yardıma gelirseler bir an önce işimiz bitecek. Şimdi kirpi olayında köpekleri niye bağlamıyorum arkadaşlar? Köpeklerimiz maalesef ki bağladığımız zaman şimdi yerleri olmadığı için diğer tarafta kulübeleri vardı. Köyde kulübelerinin içine girip yatabiliyorlardı. Burada şimdi kulübeleri falan olmadığı için dolanıyorlar. Geçen kurt kuzun olayı mesela, kurt kuz ölebilirdi arkadaşlar ciddi derecede. Oraya asılıp alması onu öldürebilirdi. Aynı şekilde köpekleri de şimdi orta yere de bağlayamıyorum. Kenarlara, mecbur kenarlara bağlamak zorundayım. Ondan da duvardan atladıkları zaman bir sakatlık çıkaracaklar. En iyisi çizik kalsınlar dedim. Çünkü artık çok şükür arabaların tarafına gitmiyorlar o tarafa arkadaşlar. Genelde bu orman tarafındalar, yani tarlanın tarafındalar. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ha bu yabani hayvan olayında yani kirpidir, tilkidir, certtur, cürttür, bunlar olacak bu çiftliğin burada. Çok fazla var. Bir de dediğim gibi köpek de burada daha önce olmadığı için şimdi yabani hayvanlar burada özgürce davranabiliyorlar. Belli bir süre böyle aksiyon olabilir. Köpeklerin varlığından haberdar oldukça. Ha kışın, özellikle kışın çok dehşet videolar geleceğini düşünüyorum ben. Tabi Allah nasip ederse arkadaşlar. Şimdi bu taraflar başıboş, yani başıboş derken kurtların falan da çok takıldığı yerler. Eminim çiftliğimizi gece kurtlar ziyaret edecektir. Nasip diyorum. Çok geceleri aksiyonlu videolar bizi bekliyor olabilir inşallah. Gece gündüz. Tabi bu ara video çekemiyorum, çok sık çalışıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karardım, apkara oldum, uyuyordum, köpeklerin sesine uyandım. Çok şükür köpekler de kirpiyi bıraktılar. Kirpi zararsız bir hayvan arkadaşlar. Hatta aksine çok da faydalı bir hayvan. Tabi kirpiye bir köpeğin bir şey yapma olasılığı çok düşük yani. Hani ben bir köpeğin bir tilkiyi öldürebileceğini çok fazla düşünmüyorum. Çünkü dikenleri olduğu için zaten köpek yanaşamıyor işte arkadaşlar. Ona rağmen kurt kız ve özellikle börünün cesareti gerçekten hayret, yani ciddi derecede beni heyecanlandırıyor diyebilirim. Zaten kurt kızın bütün yabanilere karşı ne kadar cesaretli olduğunu sizlere söyledim. İşte şunu diyenler oldu ya, safkan bir dişiyle dahi eşleseydin falan gibi de. Arkadaşlar yani kurt kızın tamam soyunu sopunu bilmiyoruz ama ciddi derecede çok kaliteli bir köpek olduğu aşikar.
Ki hani şunu da diyebilir ya, altından bir yavru görmedik falan filan diyebilirdik arkadaşlar. Fakat börünün sayesinde dişinin ne kadar karakterli, ne kadar sağlam bir kan hattının olduğu da belli oluyor ki börüye de aynı cesareti geçirmiş. Bakın daha 4 aylık falan oldu herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Yani 4-4,5 aylığına doğru belki börü gider. Ona rağmen börünün cesareti, yani tabi annesinin yanından da cesaret alıyor ama paşa ile pusatın yaptığının aynısını yapıyor arkadaşlar. Hatta bazen bir tık daha önde börüyü görebiliyoruz. Maşallah gerçekten, ki zaten fiziki olarak da annesinin aynısı arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Demek ki çok kaliteli yavrular verecek ki dayının ayarında bir köpekle eşlediğimiz için, eğer ki hamile kaldıysa tabi. Şu anda arkadaşlar hani böyle karnı bir büyüyor gibi, bir gücülüyor gibi ama onu ilerleyen zamanlarda daha net bir şekilde göreceğiz. Bu ayın 17'sinde, Ağustos'un 17'sinde eşleşeli 30 gün olmuş olacak. Yani ilk eşleşme, zaten bir kere eşleşebildi. Yani bir ay olmuş olacak tam. Daha var arkadaşlar. Ne zamana belli eder onu da tam bilmiyorum ama bir aydan sonra artık yani belli etmeye başlaması lazım diye düşünüyorum. Daha şu zamana kadar yani kaç gün oldu? En fazla 17'sinde eşleşse. Bugün 6'sı 7'si desek. Yani arkadaşlar hemen hemen işte aşağı yukarı 15-20 gün falan olmuş işte arkadaşlar. Tam 20 gün falan olmuş. Nasıl oluyor lan? Aynen. Bugün 6'sı mı 7'si mi, öyle bir şey arkadaşlar. Doğru. 20 gün falan olmuş. 17'sinde olsa 20 gün olmuş. Daha şu anda hani böyle tam belli olmaması gayet normal. Ama ilerleyen zamanlarda daha çok belli eder. İştahının artmasından, ne bileyim, karnının büyümesinden, belki hiç de büyümeyebilir. Yani öyle hani 3-4 yavru varsa büyümeyebilir arkadaşlar. Anlamayız yani hiç ne olduğunu. Nasip diyelim. Allah nasip ederse zaten o günleri göreceğiz. Benim de hayalim onlardan yavru yetiştirmek yani. İnşallah Allah nasip eder. Burada şunu da söyleyebilirim. Ciddi derecede köpekler rahatsız oldu yani arkadaşlar. Hani yer değişikliğinden tabi, onlar bakın çocuk olsalar bile koya gitmiyorlar. Ben size zaten bunu söylüyordum. Davar köpeği değil bunlar diye. Yani niye davar köpeği? Sürü köpeği arkadaşlar. Aslanın yaptığı gibi davran. Bakın aslan koydan geliyor mu arkadaşlar? Gelmiyor. Ben götürsem de gelmiyor. Niye? Götürsem de gider. Çünkü köpek sürü köpeği. Şimdi bana hani aslanı getir, aslanı da getir falan diyenler var. Arkadaşlar aslan sürü köpeği olduğu için bu köpeği ben buraya götürüp bağladığım zaman aşırı derecede strese girer. O yüzden o şu anda görevini yapıyor. Bunlar sürü köpeği olsaydı zaten buraya davar geldiğinde davarın peşi sıra giderlerdi arkadaşlar. Aslan buraya kaç sabah geldi? Mesela yal verdim, yalını yedi ama kalmıyor. Davar gittiği zaman o da gidiyor. Normalde sürü köpeği bunu yapar. Bunların ben sürü köpeği olmadığını sizlere söylemiştim zaten. Ama hani bu şöyle bir şey. Sürüye de gittikleri zaman ne yaptığını zaten çocukluklarından beri sürünün içinde yetişiyorlar. Bunların bu şekilde olmasının sebebi de yine benim arkadaşlar. Ben öyle alıştırdım. O çobana bağlı bir şey yani. Ben şımarık yetiştirdiğim için biraz böyle oldu. Beni çok seviyorlar. Yani sürüden çok beni seviyorlar. Ha, sürüye de gittikleri zaman ellerinden gelenin fazlasını zaten yaptıklarını bu zamana kadar izlediniz. Onun haricinde inşallah yani 3-4 güne falan köpeklerin en azından yerlerinin arkadaşlar şeyi bitmiş olacak. Nasıl söyleyeyim size? Duvarları bitmiş olur. Zaten duvarlar bittikten sonra kiremitimiz var. Kerestemiz de var. Keresteyi de arkadaşlar üstünü örttükten sonra artık çok daha rahat etmiş olacağım. Benim burada belime bükecek bir şey varsa o da ön kapılar arkadaşlar. Demir kapılar. Gerçekten demir almış başına gitmiş. Ama yine bir şey yapacağız yani. Güzel bir göze hitap eden bir şey olacak. Şimdi yer olarak 1,5 metrekare düşündük. İşte küçük olduğunu söyleyenler falan oldu. Arkadaşlar bu köpekler yani 1,5 metrekare bence yeter diye düşünüyorum. Hani 80 santim 90 santim bir köpek bile olsa çok rahat bir şekilde içinde yatabilir. Ki bu köpekler normal hani böyle kapalı bir alanda tutarken yani 1,5 1,5 3 metre onların 3 metrekare alanı olmuş olacak yani. Bence gayet de yeterli bir alan. Ki çok fazla zaten gezmeleri, hani kafesin içinde kendilerini yormamaları için
dar yapmak bizim için daha iyi oldu. Çünkü yarın bir gün bu köpekleri biz arabaya atıp araziye bir yere götürdüğümüzde bu köpekler daraldığı için daha fazla istekli av yapabilirler. Yani istediğimiz görseli daha iyi sunabilirler. O yüzden dar yaptık. Ha, ilerleyen zamanlarda baktık ki köpekler rahatsız oluyor. Hani bu yerlerinin ufak olduğunu, köpeklerin az çok şeyinden anlarsınız. O zaman değiştiririz arkadaşlar. Ama şimdilik bence gayet yeterli olacağını düşünüyorum 1,5 metrekarenin. Ki 1,5 metrekare dediğimde yani yine 3 metre iki alan olmuş oluyor. Birisi ön alanı, birisi arkada yatması için alan. Yani 3 metrekare yer olmuş oluyor arkadaşlar. Bence gayet de güzel oldu. Her neyse, diyeceklerim bunlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha aksiyonlu videolarla sizde oluruz. Ben de bir şeylerin farkındayım. Eskisi gibi videolar olmayabilir arkadaşlar. Eski aksiyon, atraksiyon olmayabilir ama her şeyin bir zamanı var. Benim için önemli olan burada iki tane şey var arkadaşlar şu anda bizim aciliyetten. En önemlisi köpeklerimizin yeri, onların kafasını bir ben nasıl koruluktaysam gördüğünüz gibi. Nasıl ki sivrilerden bir şekilde korunabiliyorsam arkadaşlar. Onların da gerekirse kapılarını arkadaşlar sineklik alacağım ya da özel bir sineklik yaptıracağım. Onların olduğu yere de sivrisinek giremeyecek. Yağmur yağdığında şu anda köpeklerin doğru düzgün kaçabileceği hiçbir yerleri yok. İşte bir su depomuz var. Giderse oraya girerse girerler. Onun haricinde kafalarına sokacak bir yer yok. Yani onları sinekten, dışarıdaki yağmurdan, çamurdan, kardan, soğuktan, rüzgardan korumak benim ilk gayretim. Ondan sonra da kapatabilirsem kendi durduğum konteynerin üstünü kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ciddi derecede sıcak oluyor. Yani içerisi sauna gibi oluyor. Onu size söyleyebilirim. Yani yatamıyorsunuz. İşte akşam olduğu zaman biraz böyle hani serinlemeye başlıyor. Onun haricinde ciddi derecede sıcak oluyor arkadaşlar. Yani camları açtığınız zaman da sivrisinek geliyor. Açmadığınız zaman içeride durduk yere terliyorsunuz. Gündüz yani konteynerin içinde bir şey yapma şansın hiç yok. Onun çatısına bir şey yapmak istiyorum köpeklerden sonra. Onu da kapattıktan sonra artık yavaş yavaş ormanlara doğru gideceğiz arkadaşlar. Aksiyona, atraksiyona köpeklerimizi de alıp gerek kurt peşinde, gerek balık avı yaparız, gerek kamp yaparız gece. Yani kafamda çok ciddi projeler var. İnşallah onları sizlere daha kaliteli videolarla buluştururuz. Nasip kısmet diyelim. Tabi olur olmaz. Allah nasip eder etmez. Ben her şeye rağmen sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Yani iyi veya kötü videolarımızı merakla bekleyen, izleyen, iyi günümüzde, kötü günümüzde yanımızda olan siz değerli abonelerimize de ben gerçekten çok ciddi derecede teşekkür ediyorum. Yani beni yalnız bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Ben videolarımız hani aksasa da, videolarımızın kalitesi düşse de izlemeye devam ediyorsunuz. Bu da benim ne kadar çok sevildiğimi gösteriyor. Sırf bazen biliyorum ki içinizde videodan hiç keyif almazsa bile yani videoyu açıp sırf bana destek olmak için videoyu açık tutup reklamları sonuna kadar izleyen abilerimiz, kardeşlerimiz var. Allah razı olsun arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de bu sizin bana olan güveninizin, bana olan sevginizi inşallah boşa çıkartmayacağım diyorum. Kafamdaki bu deli projeleri inşallah sizlere gösterebilirsem, tabii Allah nasip ederse bazı şeyler olur. Allah'ın da izniyle çok güzel şeyler bir gelecek bizleri bekliyor inşallah videolarımızla. Ben güzel video çektiğim zaman gerçekten kendi kendime onur oluyorum. Ama videolarımızın kalitesi düştüğü zaman da ciddi derecede üzülüyorum. Sizin hakkınıza girmiş gibi hissediyorum ama Emre siyah bir görüntü bile çeksen, siyah bir ekranda bile bize video yayınlasan biz izleriz diyenler var. Allah razı olsun. Ciddi derecede zor bir dönemden geçiyorum arkadaşlar. Yoruluyorum. Mücadele ediyorum. Ama bir şeyler için de yani ter dökmeyince de arkadaşlar olmuyor. Allah da bu emeğimizi inşallah görüyor. Boşa da çıkartmayacağını düşünüyorum. Allah çalışan insana da severmiş. İnşallah her şey hakkımızda hayırlısı olsun. Sizler için de bizler için de çok konuştum. Aklınızı da helal edin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.